Merhaba sevgili arkadaşlar, ben Doğuş Sözlük'ten Betül.com. Bugün sizlerle yepyeni bir MMO, bugün size yepyeni bir MMORPG tanıtacağım. Tanıtacağım online oyunun adı Terra Online'dır. Avrupa'da dağıtımını ne kadar Gameforge yapıyor da olsa, ben size oyunun orijinal sürümü olan Elmas Entertainment sürümünden oyuna bağlanacağız. Bugün Gameforge'un sitesinden yaptığı bir açıklamada gene devam server bakımlarını falan olacağını, bu yüzden oyuna girilemeyeceğini söylemişti. Bunu Ion'da da çok yaptığı için ben o yüzden şu an oyunun orijinal sürümünden sizlere oyuna eşlik edeceğim. Şimdi oyunu incelemeden önce burada benim bir tane karakterim var. Bundan fazla girmeyip sizin için yeni bir karakterle oyuna başlıyorum. Evet. New character diyoruz. Oyuna başlamadan önce şimdiden söylemem lazım. Bilgisayarın performansı ve içindeki parçaların kalitesi düşük olduğu için grafik konusunda bazı kısıtlamalara gittim. Oyun ne kadar çok ekstrem grafik çizimlerine sahip dahi olsa ben bunu şu anda kullanamıyorum. Çünkü bilgisayarım hani kafayı yiyebilir. O yüzden bunları es geçeceğim. Hatta bakarsanız ki yükleme ekranı bile kaç saniyede doluyor. Evet, karakter seçimi sınıfına geldik. Oyunda 7 tane ırkımız var. Bunlar human, insanlar, kastanikler, amanlar, toporiler, elinler, barakalar ve haygarfler olmak üzere 7 tane ırk. Bunları yazımda da aynen yazdığım şekilde de belirttiğim gibi hani fazla detaylara inmeden ben karakterleri size göstereceğim. İşte poporiler, elinler ve barakalar haricinde cinsiyet farklılıkları yok. Barakalar ve poporiler zannedersem erkek, elinler ise kız karakterler oluyor. Şimdi bunların arasında ben Neyi seçsem? Human ırkını seçeyim. Normalde benim karakterim kastanik ama human erkek modelini seçip ya da bu sefer kadın olsun. Select class diyorum. Şimdi sınıf seçeneği, sınıf ekranı geliyor. Bu sınıflardan bir tanesini seçeceğim. Warrior var, yani savaşçı. Hani bahsettiğim gibi çift kılıç taşıyan, normal hafif zırhlar giyen, şehri destekleyici DPS. Lancer, tank. Ağır zırhlar giyen, böyle mızrak, kalkan taşıyan süvariler. Slayer'lar, büyük iki elde taşınabilen ağır kılıç kullanan karakter. Berserker, ağır zırhla birlikte normal büyük balta kullanan karakterler. Sorceress'lar, normal çarp benzeri bir şey kullanıp büyü yapan karakterler. Büyücüler ayrıca. Archer'lar, offshore, menzil karakterlerdir. Uzaktan hani menzilli DPS sınıfına girerler. Hafif zırhlar girerler. Priest'ler oyundaki en güçlü şifacılar olup ayrıca düşmanlarında yakma özelliğine sahip olan karakterler. Mistikler ise biraz daha fazla support özelliği taşırlar ve ayrıca yani çağırma yetenekleri var. Ben bunların arasından Slayer diyeceğim bu sefer ve Next diyorum. Evet, oyunda kadınlar bayağı ekstrem çizimlere sahipler, yani tip olsun şey olsun ama ben bunlardan fazla ilgilenmiyorum. Başka bu da outfit'ten hani hangi zırhlar giyebileceğini gösteriyor.
Bu var. Örümcek kadın. Ha, bir de bu var, siyah. Fena değil. Karakterin ilk başta hani standart kas, hani standart şeylerinden oluşumlarından bir tanesini seçebiliriz. Yani fazla ayrıntıya girmek istemiyorsak. Bakalım. Bu siyah fena değil. Name diyoruz. İsmi Laylaylon diyoruz. Ve finish deyip oyuna başlıyoruz. Gördüğünüz gibi karakterimiz yaratıldı. Şimdi oyuna gireceğiz. Şimdi tanıtım yerinden başlasam Şafak Adası'ndan mı? Ben tanıtım yapmıştım. En iyisi direkt oyuna başlayalım biz. Evet, güzel load screen'ler var. Wallpaper yapılacak derecede güzel şeyler var. Oyunun bir iyi kısmı da yani diğer action MMORPG'ler gibi hani klavye mouse'la birlikte ayrıca normal oyun kolu da kullanabiliyor olmanız. Analog bir kol işinizi görür. Evet. Şimdi ben fazla görevlere yapmadan oyunun nasıl oynandığı hakkında ve hani oynayış hakkında genel bilgiler verip oyuna başlayacağız. Burada ufak bir tanıtım şey var. Bunu ESC deyip ESC'ye basıp geçiyorum. Dediğim gibi oyunun grafiklerini en düşük yapmak, yani düşüğü ayarlamak zorundaydım çünkü gerçekten de hani bilgisayarım kasıyor. Onun dışında laptopta değil de normal bilgisayarımda ekran kartı olsaydı onu bilgisayardan oynayabilirdim. Demek böyle yürüyoruz. Ön tarafta bir hedef işareti var. Şu anda oyunu ben bile oynarken hani elimdeki joystick'le oynuyorum. Evet. Şu altta da gördüğünüz, sağ köşede de gördüğünüz gibi hani koldaki arayüzü falan gösteriyorlar. Hangi tuş neye yarıyor, ne yapabiliriz? Onlara gösteriyorlar. Evet, ilk düşmanımız karşımıza çıktı. Buna saldırıyoruz. Slayer'ların da bir özelliği, aynen yazımda bahsettiğim gibi saldırdıkları zaman şeylerin hani MP'lerinin doluyor olması. Klasik şey mantığı. Yani World of Warcraft'ta da savaşçılardaki rage mantığı ama savaşmadığınız zaman bu düşüyor. Rage düşüyor. Burada da öyle bir şeyler oluyor. Yorumca devam ediyoruz. Takla atabiliyoruz. Güzel bir şey. Kendimize buff attıktan sonra tekrar savaşa devam ediyoruz.
Burada da bu sefer bir geyik türevi bir yaratık var, onunla ilgileniyoruz. Grafikler dediğim gibi aslında çok güzel. Yani Dünyat'tan bile yükleyip oyuna baktığımda bu kadar şey etmedi. En düşük seviyede oldu abi. Ben biraz burada ayarlama yapmak zorunda kaldım çünkü mecburdum artık. Evet, bir geyiği de kestikten sonra yolumuza devam ediyoruz. Böyle tekli yaratıklar da var. Onun dışında böyle grup halinde dolaşan ufak yaratıklar da var. Bir yaratık çık, bir de onun etrafındaki böyle onun yavruları mı desem ya da böyle kompanyonları mı desem. O tarzda yaratıklar da var. Onları da size gösterip onun dışında birkaç özelliğini gösterdikten sonra videoma son vereceğim. Şurada bir yerde olması gerek. Ha bunlar işte. Bunun gibi böyle ufak yaratıklar var. Yalnız şu başlarındaki bunların başı değil. O şu solda görmüş olduğunuz ağaç adam bölüm boss'u gibi bir şey. Bir görevde onu kesmemiz gerekiyor. Hatta şimdi keselim. Kaçma zamanı. Kaç kızım, kaç 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 kaç. Sanırım sert kayaya çarptık. Evet, olabildiğince uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü bu şey bizi sürekli kovalıyor. Daha oyuna yeni başladım ve ölmek istemiyorum. Yalnız bir şey değişik yani. Çizme giyiyor karakterim ya. Evet, size bahsetmiş olduğum normal şeyler Oymak Bey ve izcibaşı ve onun yavru kurtları. Böyle de yaratık şeyleri oluyor. Ölürken bile çıkardıkları sesler sanki hani ağlıyorlar mı, gülüyorlar mı, hani ölmelerinden zevk mi alıyorlar? Yani tam anlayamadığım bir sesle oynuyorlar. Dediğim gibi yani bunu kendi bilgisayarınıza falan oynadığınızda daha değişik performans kalitesi alabilirsiniz. Benim bilgisayarım böyle olduğu için şimdilik. Bu şeylikte, bu ağırlıkta çalışıyor. Onun dışında mama itemleri yerden alabiliyoruz. Bu rejuvenation moddeler falan bulduğunuz zaman bunlar size ekstradan hani rejenerasyon gücü sağlayacaktır. Hiçbir şeye basmaksızın veya bir port kullanmaksızın. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Epic Girl. Onun dışında bu oyunda gayet iyi detaylandırılmış büyük bir dünya var. Normal altın sistemi şey lan, hani bakır, gümüş, altın diye ayrılıyor. World of Warcraft'la bu konuda da bir benzerliği var. Onun dışında sol alt frame'deki genel sohbet kutusu da çok siniri bozucu. Sürekli önüne gelen herkes konuşuyor. O kadar da iyi bir şey değil çünkü bazen sinir bozucu olabiliyor. Tabii ırkçı arkadaşlar da olabiliyor aralarında. Bu da gayet oyunu sıkıcı hale getirebiliyor. Onun dışında normal oyunun arayüzü böyle. Karakter var. Ama karakter
bölümüne geldiğimiz zaman profil. Gördüğünüz gibi level atladığınızda hani elle dağıtmanız gereken manuel bir stat sistemi yok. Tamamen kendiliğinden dağılıyor. Kostüm, ama kıyafetlerinizi seçip şey edebiliyorsunuz. Burada da dungeon ve PvP statüleriniz var. Hani nerede ne kadar yaptınız? İşte en iyi yaptığınız skorlar kaç, bunları gösteriyor. Reputation, hani bölgeden bölgeye değişen işte saygınlık. Bunun dışında burada becerilerin sayfası var. Evet, bu da biraz daha World of Warcraft'a benziyor. Böyle sıralanması, arkasındaki sarımsı temaya bakacak olursak. Görev kitabı. Henüz görev bölümü, burada da henüz bir görev yok. O yüzden bomboş gözüküyor. Çanta. Envanterimizde bunun gibi itemler var. İşte bandaj var. Hız iksiri var. Kamp ateşi var. Abi kamp ateşi yakabiliriz. İşte yaktık. Ufak. Bu kamp ateşleri normal bizim hani dayanıklılığımızı arttırıyor. Dayanıklılık nedir derseniz de hani bu %120'ye çıktığı zaman normal sizin HP ve MP maksimum hayat puanınız ve mana puanınızın hani artmasına şey, %120'ye olduktan sonra bu şeyleriniz, puanlarınız %20 artar. Onun dışında harita var. Burada da normal mini map ve normal map var. Şöyle bir dünyaya bir bakalım. Island of Dawn. Haritanın biraz daha büyütülmüş hali. Zoom out diyoruz. Sanırım bütün Terra dünyası bu haritadan ibaret. Burada da açılmamış bölgeler var. Böyle ufak yerleşim yerleri ve benzeri şeyler. Aktiviteler var. Sosyal şeyler. Normal raid management. Making ve FG applications ve benzeri. Terra shop. Normal oyuna para yatırarak oyun içi cash alıp buradan bazı power up'lar ve benzeri şeyler alabiliyorsunuz. Hani bunu normal oyunun orijinal sürümünde de bunlar yok. Gameforge'dan olduğu için bunlar biraz evet sıkıntı çıkarabiliyor. Ayarlar bölümü. Burada çıkış tuşu var. Ayarlar var. İşte buradan normal oyun içi ayarları, sesi ayarlama, video. İşte ben burada biraz sıkıntı çekiyorum. Şimdi biraz daha azaltmaya çalışacağım. Bakalım ne kadar, nasıl bir şey çıkacak. Okey diyoruz. Ve oyunumuza çıkıyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Umarım sizlerle tekrar başka MMORPG'leri tanıtarak görüşürüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.